Aylin rastgele aldığı bir cep telefonu örneklemiyle ilgili telefonların işlemci hızı ile fiyatlar arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğu sonucuna ulaşıyor. Örneklemine uyguladığı en küçük kareler regresyonu ile ilgili bilgisayardan elde ettiği sonuçlar aşağıdadır. Neler olup bittiğini anladığımızdan emin olmak adına ufak bir tekrar yapalım. Aylin cep telefonlarından bir örneklem almış. Bize örneklemde kaç tane telefon olduğunu söylemiyorlar ama örneklemdeki telefonların işlemci hızı ile fiyatlar arasında pozitif doğrusal doğrusal bir ilişki bulmuş. Evet buraya fiyatı buraya da işlemci hızını koyayım. Telefonlardan elde ettiği veriyi buraya koyacak ve her bir nokta bir telefona ait olan veriyi içerecek. Bu veriyi bir bilgisayara verdiğinde de örneklemi için buraya bir doğru yerleştirebilmiş. Aynen bu şekilde. Örneklemin regresyon doğrusu. Bunu şapkalı y ile göstereyim. Şapkalı y eşittir a artı BX. Ailenin örnekleminin A değeri 127,092'ye eşit. Buradaki A'dan bahsediyorum. Regresyon doğrusunun eğimi ise hızın katsayısına. X'in hız olduğunu düşünürsek eğim bunun katsayısı oluyor. Öyle değil mi? Ancak bunların tahmini değerler olduğunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Demek istediğim şu an satışta olan bütün telefonları değerlendirecek olur isek gerçek popülasyon parametrelerini elde edebiliriz ama burada bir örneklem olduğu için bunlar tahmini değerler oluyorlar. Aynı zamanda ailenin örneklemde pozitif doğrusal bir ilişki bulmuş olması bunun popülasyon içinde geçerli olduğu anlamına gelmez. Ailen bu şekilde sonuç veren bir grup telefondan oluşan bir örneklem almış olabilir öyle değil mi? Bu yüzden de bir hipotez testi yapmak istiyorum. Hipotez testi yaparken değişkenler yani buradakileri kullanacak olursak telefonların işlemci hızı ile fiyatı arasında bir ilişki olmadığını varsayarız. Buradaki beta popülasyon regresyonunun gerçek parametresidir. Bunun da popülasyon olduğunu varsayacak olur isek fiyatı ve işlemci hızını eksenlere yerleştireyim. Evet tüm popülasyonu değerlendirebilecek olsaydık ki bu kaç telefon anlamına gelir inanın hiçbir fikri. Yok, milyarlarca olduğundan eminim. Eğer bu popülasyon için bir regresyon analizi yaparsak, sıfır hipotezindeki beta regresyonun eğimidir ve sıfıra eşittir. O halde bu şekilde çiziyorum. Popülasyon regresyon doğrusunun denklemini şapkalı y eşittir alfa artı beta çarpı x olarak yazabilirim. Sıfır hipotezi beta'nın sıfır olduğunu, karşı hipotez de ailenin de şüphesiyle aynı yönde olarak sıfırdan büyük olduğunu iddia eder. Çıkarım yapabilmek için gerekli koşulların sağlandığını varsayın. Alfa eşittir 0,01 anlamlılık düzeyinde tüm cep telefonları için bu iki değişken arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğuna dair yeterli kanıt olduğunu söyleyebilir misiniz? Neden diye sormuşlar. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Hipotez testini yapabilmek için sıfır hipotezinin doğru olduğu varsayımından yola çıkacağız. Yani bunun gerçek regresyon doğrusunun eğim olduğunu kabul edeceğiz demek istiyorum. Evet, bunu kabul ettiğimizde buradaki kadar yüksek bir sonuç elde edebilmemizin olasılığının ne olduğunu arayacağız. Burada bize verilen bu değer ile örneklem regresyon doğrusunun eğiminin örnekleme dağılımı için verilen tahmini değeri kullanarak bir t değeri bulacağız karşıt hipotezin gerçek regresyon doğrusunun eğiminin sıfırdan büyük olduğunu iddia ettiği bu durumda P değeri buna eşit ya da bundan büyük bir T değeri elde etmenin olasılığına eşit olacaktır t büyük eşittir 2,999 yazıyorum. Tabloya bakıp da bize p değerini veren bir sütun var yaşasın diye ve bu olasılığın 0,004 olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ama çok dikkatli olmalısınız çünkü bu iki taraflı bir p değeridir. Bakın bu eğer bir t dağılımı ise serbestlik derecesinin de uygun olduğunu düşünelim. Bu değer bize mutlak değerin 2,999 ya da büyük olma olasılığını verir. T0'a eşit ve bu da 2,999 sa bizim bu alanın ne olduğunu bulmamız gerekiyor. İşte burası. Ama buradaki değer bize sadece sağ kuyruğu değil, sol kuyruğu da veriyor. Yani eksi 2,999'a eşit ya da küçük olan bu alanı da kapsıyor. Bu senaryonun P değeri için bizim buna ihtiyacımız var. Var. Ve dağılım yani t dağılımı simetrik olduğu için bunun yarısını alacağız. Demek istediğim bu 0,002'ye eşit olacak. Şimdi de p değerini alfa yani anlamlılık düzeyiyle karşılaştırmamız lazım. 0,002 0,01'den. Evet bir bakalım 2 birden büyüktür ama bu binde birlikken bu yüzde birlik olduğu için 0,002 0,01'den küçüktür. Yani P değeri anlamlılık düzeyinden küçük. Bu yüzden bu kadar büyük ya da bundan daha büyük bir sonuç elde etmenin olasılığı çok düşüktür diye düşünüp 0 hipotezini reddedeceğiz. Bu da karşıt hipotezi kabul etmemiz anlamına gelecek. Bu durumda Tüm cep telefonları için bu iki değişken arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğuna dair yeterli kanıt olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Neden? Yazıyorum. P değeri anlamlılık düzeyinden küçük olduğu için sıfır hipotezini reddedip karşıt hipotezi kabul ediyoruz.